Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir sürü kaynak videoları vesaire vesaire bir şeyler var. Yalnız eksik gördüğüm yerlere video çekiyorum size. Şimdi bir kaynak yapmayı öğrendiniz, bir paket elektrot aldınız, bir yere koydunuz. Güzel bir kaynak yaptınız. Kaynak yaptıktan sonra da kaynak gerçekleştiremediniz. O zaman bir elektrot çorbası ya da bir elektrot yemeği yapmak lazım. Tüp lazım, ocak lazım. Neyse, bu işin esprisi. Arkadaşlar, şimdi elektrot alırken, kaynak elektrotu, toptancılar, ülkemizdeki enflasyondan dolayı, genelde sürekli enflasyon yaşıyoruz, toptan mal alıyorlar. İşte 1000 paket, 2000 paket, 5000 paket götürüyor, bu malı dükkanın bir köşesine indiriyor. Ondan sonra da peyderpey oradan malı çıkartıp satıyor. Bu mal artık yerden, zeminden, havadan, oradan buradan rutubet alıyor. Rutubet alınca da bazen elektrotu alıyorsunuz, kaynağı çok güzel yapıyorsunuz. Bazen de aynı elektrot, aynı marka, kaynak güzel olmuyor, yeni bir elektrot arayışına giriyorsunuz. Ya işte bu şu marka şöyle güzel yapıyor, bu marka böyle. Arkadaşlar, bu da böyle bir takıntınız olmasın. Elektrotlar rutubet alıyor. Rutubet aldığı için kaynak yapamıyorsunuz. Mesela biz fabrikada, atölyede, burada benim dükkanda yok da atölyede, fabrikada çalıştığımız yerde cihazımız var. Üniversitelerde, yani üstü meslek liselerinde elektrot dolapları var, ısıtıcı, yani fırın gibi, evde kullandığınız fırın gibi elektrot paketlerini içerisine koyuyoruz. Elektrotları orada rutubetini kurutup ondan sonra kullanıyoruz. İçerisinde rutubet olduğu zaman elektrot güzel kaynak yapmıyor, daha çok yapışıyor. Onun için de size şöyle şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar, bizim burada elektrotlarımız var. Bunların birçoğu eski elektrotlar. Bundan bir önceki videomda bir bazik elektrot videosu çektim. Bazik elektrot videosu çekerken de yaklaşık 5-6 yıldır deponun içerisinde kalmış bir elektrot buldum. Elektrotu şöyle elime aldığım zaman elektrot, yani dokunduğun zaman belli oluyor. Bildiğin rutubet var yani. Elektrot şu anda yaş gibi duruyor. Bununla kaynak yaparsak rahat bir kaynak yapamayız. Onun için ne yapacağız? Bu elektrotları alacağız, tavaya koyacağız. Az zeytinyağı, domates. Arkadaşlar, bu elektrotları kurutmamız lazım. Mesela ne yapacaksınız? Siz genelde, benim izleyicilerim amatör kaynakçı olduğu için, elektrot paketinin tamamını kurutmaya çalışmayın. Kaç elektrotluk işiniz var? Tahmini diyelim 6 tane. Benim burada normal ocağım yok. Biz kalabalık çalıştığımız için böyle bir ocağım var. Onun için bu ocakta olabilir. Ocakta olabilir, fırında olabilir. Bir ateş yakılacak arkadaşlar. Şu anda ocağımız yanıyor. Şimdi arkadaşlar, elektrotların rengine dikkat edin. Ben şuradan birkaç elektrot daha alayım. Şimdi arkadaşlar, bakın, aynı grubun içerisinde aynı elektrotlar. Şöyle yakından çek. Bir renk farklılığı var mı? Kesinlikle yok. Hepsi aynı renkte. Şimdi ben bu elektrotların iki tanesini kenara ayırıyorum. Bu elektrotların diğerlerini fırınlayacağım. Yani kurutacağım, rutubeti gitsin diye. Şimdi arkadaşlar, böyle bir alevin üzerine elektrotlarımızı koyuyoruz. Bunu evde normal fırında da yapabilirsiniz. Derecesini en yüksek dereceye getirip elektrotu fırına koyup orada fırınlayabilirsiniz. Şimdi ben bu elektrotu fırınlıyorum. Fırınlamamın daha iyi olması için benim ocağım uygun değil. Şunun üstüne kapatacağım. Alevimiz dışarı gitmesin. Şu anda elektrotlarımız tam ateşin içinde. Az yakından al. Şu anda elektrotlarımız kuruyor. Ne için kuruyor? İçerisindeki nem, rutubet vesaire gidecek. Daha güzel kaynak yapabilmek için. Yani siz de kaynak yaparken elektrotlarınızın kuru olmasına, rutubetsiz olmasına dikkat edin. Rutubet olduğu zaman kaynağı güzel yapamazsınız. Ben elektrotu yeni aldım. Ama senin aldığın toptancı kim bilir ne zaman aldı. Belki elektrot alanın dükkanında 3 senedir aynı malı satıyor yani. Kamyonla, tırla indirip satıyor. Onun için elektrotu kurutarak kullanın. Elektrotu kurutarak kullanmazsanız siz sorun yaşarsınız. Sonra dersiniz ki ben kaynak yapıyorum, yaptığım kaynak tutmuyor. İşte güzel olmuyor. Bu kaynağın bir şey var mı? Böyle yani arkadaşlar. Şimdi kuruduktan sonra bu elektrotlarla yan yana getireceğiz, renklerini karşılaştıracağız. Şu anda rutubetimiz gidiyor. Kullanacağınız kadar bunu sürekli kuruttunuz, hepsini kuruttunuz, bir kısmını kullandınız, koydunuz, rutubet aldı, tekrar kuruttunuz, rutubet aldı. Birkaç sefer buna kurutma yaparsanız elektrotun dışındaki örtü dökülür. Bu elektrotun dışındaki örtü dökülürse kaynak yapamazsınız.
Ayrı bir video çekeceğim bunun için ama ben şimdi söz açılmışken söyleyeyim. Elektrodun dışarısındaki örtünün görevi kaynak parçası ile, yani kaynak yapacağınız parçaların elektrot ile ergime parçası olan elektrodun içine gidelim. Atmosferdeki hava ile temasını kesmek. Yani bu elektrodun dışındaki örtü ateş yüksek dereceleri gördüğü zaman bir gaz çıkartıyor. O çıkan gaz da atmosferdeki havayla kaynak parçasının arasındaki teması kesiyor. Yani bir nevi kaynak makinelerinin hepsi aynı çalışıyor. Gaz altı kaynakta gazla kesiyor. İşte elektrik alt kaynağında elektrikle kesiyor. Toz altında tozla kesiyor. Yani sistem hepsinde aynı. Şimdi arkadaşlar şurada kurumuş elektrotumuz var. Şu. Yan yana getiriyoruz elektrotları. Renk değişimini görüyor musun? Bak şu kurumuş elektrotumuz. Bakın rengi daha böyle açık bir griye döndü. Şu da şu rutubetli olan elektrotumuz. Şu şu anda kurumuş olan elektrotumuz. Kuruttuğumuz elektrotumuz. Hemen renginden zaten belli oluyor. Şunu da bunun yanına koyalım. Şu anda ortadaki elektrot rutubet görmüş olan elektrot. Yani şu anda bu ortadaki elektrotla kaynak yaparsanız çok güzel kaynak yapamazsınız. Ama şu kenardakilerle güzel kaynak yaparsınız. Otomatikmen aynı marka olmasına rağmen, aynı paketten çıkmasına rağmen elektrotlar farklı. Yani arkadaşlar bu işin tekniği çok. Benim atölyem var, iş yapıyoruz. Ben size daha çok teknik öğreteceğim. Yalnız yavaş yavaş gideceğiz. Ben kendi işlerim de çok yoğun. Onun için sürekli vakit ayırıp bir şeyler çekemiyorum. Takipte kalıp kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler. What?